Merhaba arkadaşlar. Çok pratik, çok basit. 5 dakikada hazır bir krep tarifi vereceğim size. Hiçbir şekilde süt kullanmayacağım, su kullanacağım. Bir bardak un kullandım. Bir bardak unun üzerine hemen bir tane sadece yumurta kıracağım. Şu şekilde. Üzerine baharat ekleyeceğiz. Çok değişik, güzel olacak tadı. Süt olmadığı için sakın düşünmeyin yumuşak olur mu olmaz mı, mutlaka yumuşak oluyor çünkü ben yumurtasız bile yapıyorum, yine yumuşak oluyor. Hemen şu şekilde baharatlarınızı koyun. Nane kullandım, pul biber kullandım, kekik kullanacağım. Şu şekilde. Hemen üzerine tuzumuzu şu şekilde ilave edelim. İstediğiniz şekilde baharatlarını koyun. Hemen üzerine kıvamına göre su ekleyeceğiz. İlk olarak bir bardak su ekleyelim. Güzelce çırpmaya başlayalım. Bir yandan hemen tavanıza yağ koyarak kızdırmaya başlayabilirsiniz. Evet, şu şekilde güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi gayet iyi oldu. Baharatlı krebimiz, isterseniz içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Peynir de ekleyebilirsiniz. Kaşar da ekleyebilirsiniz. Bunlar da yakışıyor. Evet. Yağımızı kızdırmıştık. Hemen şuradan sesi duyuyorsunuz. Kızdığını anlıyorsunuz. Hemen şöyle bir kepçeden çok az fazla koyacağım. Evet arkadaşlar, hemen şu şekilde krebimizi ekledik. Gördüğünüz gibi. Şimdi altını çok hafif açıyorum. Ters düz yapacağım ve krepimiz baharatlı bir şekilde hazır olacak. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz rengini. Hemen şöyle bir pişmiş mi diye bu şekilde yaparak da anlayabilirsiniz. Hemen ters çevireceğim. Evet, hemen ikincisini koyduk arkadaşlar. Şu şekilde bir de yakından göstermek istiyorum baharatını pişmiş haliyle. Bakar mısınız güzelliğe? Rengarenk duruyor resmen. Evet arkadaşlar, hemen üçüncüsüne geçiyorum. Eğer siz de bizim gibi çok kalın sevmiyorsanız bir tane kepçeyle her yere ulaştırmaya çalışın. Ben çok çok az koyduğum için bir kepçeden fazla gibi gözükebilir ama değil. Çünkü incecik oluyor. Evet arkadaşlar, kreplerim şu şekilde. Öncelikle şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın, çok rahat bir şekilde katlanıyor. Siz de görüyorsunuz. Yumuşacık ve içinde süt falan yok. Bunu söylemiştim en baştan. Siz iç malzemesini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben örneklik olması açısından kendi sevdiğimiz tarzımıza yaptık. Şu şekilde ben peynirlerimi koyuyorum. İsterseniz kaşar olarak da kullanabilirsiniz ya da örgü peyniri, krem peynir fark etmiyor. Şöyle domates ekliyorum. Hemen üzerine şu şekilde birazcık soğan ekleyeceğim. Olmazsa olmaz tabii ki de. Baharatlı krep yaptığımız için maydanoz çok çok yakışacaktır. Hemen şu şekilde üzerine ilave ediyorum. Şimdi şöyle güzelce saracağım. Görüyorsunuz değil mi? Ben sardıkça ne kadar güzel rengi çıkıyor ortaya. Hemen şu şekilde alıyorum. Şöyle sizin için ortadan böleceğim. Şunu da şu şekilde bırakalım. Şu şekilde. Evet, görüyorsunuz. Harika oldu. Yumuşaklığı o kadar güzel ki, kıvamı o kadar güzel ki, iç görünümü, rengi.
Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şu şekilde incelediğine de bir bakın. Bu kadar. Herkese afiyet olsun.